Merhabalar, ben Midyeci Ahmet'in eşi Deniz Çelebi. Bugün merkez şubeyle ilgili bir takım açıklamalar yapıldı Ahmet Bey tarafından. Ben buna karşılık bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Biz kısa bir süre önce boşandık. Sizin de bildiğiniz gibi ben Midyeci Ahmet markasında ilk günden bugüne kadar çalıştım, emek verdim. Çok emeğim var bu markada. Çünkü bu marka benim kolyemle asıldı Beşiktaş'a. Benim kolyem satılarak bu marka yaratıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada Ahmet Bey bana boşanma esnasında gayet medeni bir şekilde boşanırken Beşiktaş Merkez Şubeyi sadece verdi bana. Ne olur kusuruma da bakmayın. Ben çok sosyal medya vesaire bu tarz şeyleri çok bilemediğim için, hani çok fazla görülmediğim için çok şeyde olamıyorum. Hani konuşamıyorum da kusuruma bakmayın lütfen. Ama benle çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Çünkü merkez şubeyi mahkeme kararıyla mal varlığından yani Midyeci Ahmet'in bütün mal varlığından aldığım tek yer. 25 tane şube çalışıyor Midyeci Ahmet'e. Ama geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği Beşiktaş Merkez Şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor. Anti propagandasını yapmaya çalışıyor. Çünkü benim kazancımı ayakta durmam için, hani bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ama ben iki çocukla, benim bir tane çocuğum 9 yaşında, bir tane çocuğum 3,5 yaşında ve bugün mağdur ediliyorum bir kadın olarak. Çok emeğim var. Midyeci Ahmet markasını ilk günden bugüne hep ben ayakta tuttum. Ben çalıştım, ben çaba sarf ettim ama bugün hakkım yeniliyor. Bugün anti propagandam yapılıyor. Bugün merkez şube kötüleniyor. Ben ilk günden bugüne bütün midye satışlarında ne kadar Midyeci Ahmet midye sattıysa midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ama bugün bana karşı söylenen, işte orası Midyeci Ahmet yeri değil. Ürünler benden alınmıyor ama ben vicdan diyorum. Çünkü zaten bütün lezzeti benim elimden geçti. Zaten Midyeci Ahmet'in lezzeti benim elimden geçiyor. Ama bugün söylenen laf, işte ürünler benden alınmıyor. Orası bana ait değil deniliyor. Ama orası benim ve çocuklarımın yeri, bize verildi maldan. Burayı ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Bu noktada gerçekten sizden destek bekliyorum. Çünkü ben mağdurum, çocuklarım mağdur. Bugün biz mağdur ediliyoruz. Türkiye'nin buna sessiz kalınmayacağını düşünüyorum. O yüzden de böyle bir video çekiyorum ve herkesin de Midyeci Ahmet'in gerçek yüzünü görmesini de istiyorum. Çünkü biz çok medeni ayrıldık. Ama 9. günde benim karşımda şube açıldı. Benim hakkım yenildi. Bugün de benim anti propagandamı yaparak orayı kapatmaya çalışıyor. Kapatmaya çalışıyor. Anti propaganda yapıyor. Beni kötülüyor. Bana verilen şube kötüleniyor. O yüzden sizden destek bekliyorum. Lütfen çocuklarımla mağdurum.